Allah'ım, ne zaman geçecek bu çarpıntılar? Ne yapacağım ben? Çaresizliğimi kalbim bile anlıyor artık. Ben çıkıyorum Nemir annem. Ha kızım, gene mi kahvaltı yapmadan gidiyorsun? Salonda yedim ben bir şeyler, şimdi yemeyeyim. Yo yo, olmaz öyle şey. Misket, demin su doldurdun ya bardağı yavrum. Bunu ben mi doldurdum? Oho, ayakta uyuyorsun sen kızım. Kızım ne bu dalgınlık? Gel bakayım, gel, gel. Otur bakayım şuraya, karşıma. Nemide annem, ben gideyim, işe geç kaldım. Anlamam, hadi kızdırma beni. Otur şuraya bakayım. Canım bu saatte müşteri mi gelirmiş? Gel, gel otur şu karşıma. Kızım, aklın nerelerde senin ha? Nerelerde ki böyle Leyla gibi dolaşıyorsun? Anlat bakayım bana nerede? Bir sıkıntım yok Nemide annem, ne sıkıntın olacak? Nasıl sıkıntın yok kızım? Yo, beni kandıramazsın sen. Derdin, sıkıntın neyse söyleyeceksin. Ha öyle kaçmak falan da yok. Kızım ben artık seni tanıyamaz oldum. Eski neşen, eski hali kalmadı yavrum. Derdin neyse söyle de bir derman olayım değil mi? Sen böyle susarsan, yani içine atarsan ben de çaresiz kalıyorum yavrum. Ama Nemide annem, ne olur bak, bir derdim yok diyorum. Sen böyle üstüme geldikçe ben daha kötü oluyorum. Yapma böyle, ne olur. Yavrum bak, ben de durup dururken yapmıyorum ki. Günlerdir içini içini yiyor. Bu nasıl derse böyle kurt gibi seni kemirip duruyor yavrum. Ya ya ya, vallahi sen değiştin, değişsin. Sana kötü bir şey oldu mutlaka. Var var, bir sebebi var. Var ama sen yani çekiniyorsun. Bana anlatamıyorsun. Bana bak. Yoksa şu Güner yüzünden. Nemide annem, daha kaç kere söyleyeceğim. O iş bitti. Ya lütfen açma artık şu konuyu. O değilse başka bir sebep var. Hadi bakayım anlat anlat. Hadi anlat. Of of. Derdim falan yok benim Nemide annem. Sen üstüme gelmezsen derdim yok. Ama sen sürekli ne derdin var, ne derdin var diye sorarsan, derdi yoksa bile dert sahibi olur insan. Ne olur yapma artık, yeter, üstüme gelme, dayanamıyorum. İndirdin mi servis edilen? İndirdim. Hayatım, sanki Dila'da bir şey vardı. Nasıl? Hasta mı yoksa? Ya yok öyle değil de yani biraz durgundu, ne bileyim, sen fark etmedin. Sabah sen bakkaldayken geldi yanıma sokuldu. Ben kahvaltıda bir şey mi var kızım diye sordum ama hiçbir şey söylemedi. Ne oldu acaba? Bilmem, okulda mı bir şey oldu acaba? Canım öyle bir şey olsa bize söylerdi. Ya servis gelene kadar çocuk hiç konuşmadı, öyle durgun, sakin. Keşke okula göndermeseydik. Bak şimdi ben de merak ettim. Dur şimdi sen canını sıkma. Okuldan alınca ben onun ağzını ararım. Hadi çıkalım hadi. Kırılmadın bana değil mi Nemide anne? Ben sert çıktım sana, özür dilerim. Yok yavrum, özür dileme. Ben kırılmadım evladım. Kırılır mıyım hiç ben sana? Benim temiz, saf, duygulu kızım. Kırılmadım, kırılmadım. Ben sana değiştin dedim ama niye biliyor musun? Niye? Çünkü sen kimsenin yapamayacağı şeyi yaptın. Kalktın köyden benimle birlikte geldin. O saf, o temiz, o masum halinle buraya uyum sağladın. Bizlere uyum sağladın, şehre uyum sağladın. Ama gene o temiz, o masum halini hiç bozmadın. Benim saf,
duygulu güzel kızım. Değiştim ben Nemide annem. Değiştim. Artık üzüyorum seni. Sen hayırlı bir evlatsın, beni hiç üzmedin ki. Beni utandıracak hiçbir şey yapmadın. Senin sayende hep böyle başım dik olarak gezdim yavrum. Senin gibi böyle gelip de buraya intibak eden, uyan, uyum sağlayan, namusu şerefiyle olan kızlar o kadar az ki. Gelenleri görüyoruz yavrum. Hep kötü yola sapıyorlar, bozuluyorlar ama sen öyle değilsin. Sen benim saf, tertemiz, duygulu biricik misketimsin. Ah Nemide annem, ah. Bir bilsen, bir bilsen. Hayatın hiç kolay değildi yavrum senin. Ben senin çektiklerini çok iyi biliyorum. Sen köyden geldin ama hayatına düzen verdin. İş kurdun kendine. Gurur duy, kendine gurur duy yavrum. Güçlü ol. Hatta daha çok güçlü ol. Her köyden gelen senin gibi olamaz evladım. Kendine güven. Hiç kimsenin seni üzmesine, kırmasına izin verme. Çünkü sen sağlam, güçlü bir kızsın yavrum. Ben sana güveniyorum evladım. Her şeyden, herkesten çok ben güveniyorum. Bir bilsen Nemide annem. Neler yaptım ben, bir bilsen. Ben artık senin sandığın o saf, masum kız değilim. Karnımda babasız doğuracağım bir çocuğum var benim. Bir bilsen. Bilsen bunları söyler misin bana hiç? Nevalar da bu güzel kahvaltıyı kaçırmasalardı keşke. Aman oğlum, bırak uyusunlar. Daha sonra yaparlar kahvaltılarını. Uyusunlar. Safa'yla, kocasıyla uyusun Neva. Uyusun, araları iyi galiba. İnşallah düzelecek. Ay inşallah Şadan, inşallah düzelecek. Oho, günaydın. Kahvaltıya başlamışsınız. Oğlum, bitti bile. Size seslenecektik ama siz uyuyordunuz, kıyamadık size. İyi ki uyandırmamışsınız anneanneciğim. Çok güzel uyuduk Neva'yla. Otursana oğlum hadi. Yok babacığım, benim işe gitmem gerekiyor. Evet Çetin Bey, sizin de kahvaltınız bittiğine göre artık beraber çıkabiliriz değil mi? Misafirliği bu kadar abartmamak lazım. İlahi Safa. Boğazımı kaçtı abla. Yok Şadan Bey. Safa doğru söylüyor. Misafirliği uzatmamak lazım. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Yani hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Olur mu öyle şey oğlum? Sonra edersin teşekkürünü. Bak tabağındakiler bitmedi daha. Hadi kahvaltını bitirsen. Afiyet olsun. Yok ben ziyadesiyle yedim. Kalkayım artık. Ama oğlum sen iyi misin peki? Daha iyi değilsin gibi. İstersen bir gün daha bizde kalkalım. Turp gibi anneanneciğim. Turp maşallah. Öyle iyi baktınız ki arkadaşa bir günde ayağa kalkıverdi. Ne diyeyim? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Çetin Bey durun, şu kabanımı alayım da sizi evinize ben bırakayım. Ay çok iyi düşünmüş Şadan. Çetin Bey, bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden arayın olur tabii mu? Ya yok Füsun Hanım, ben bakın gayet iyiyim. Şadan Bey, siz de lütfen zahmet etmeyin. Ne zahmetti Çetin kardeşim ya? Lafı mı olur? Hadi buyurun. Geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Rica her ederiz. Lafı geçmiş mı olur? Olsun ama oğlum, dikkat edin olur mu? Güle güle Safa. Ay anne, bu Safa ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Yani adamın yanında rezil etti bizi. Haklısın, haklısın Füsun. Yani oldum olası sevmedi Çetin'i bu Safa. Ayol, adamcağız daha ne yapsın? Karısının hayatını kurtardı. Anne, gittiler mi? Gittiler kızım. Ne çabuk. Ne çabuk mu var? Ha? Safa geldi adamın başına vık 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 laf soktu, onu söyledi, bunu söyledi. Sonra da çekip gittiler. Ya. Nemide annem. Canım. Çok özür dilerim. Çok. Yo yo yo. Dileme. Özür dilenecek hiçbir şey yok yapmışım. Ne güzel. Ana evlat dertleştik. Tamam. Ben çıkayım artık. Geciktim. Tabii git. İşinin başında ol. Geç kalma yavrum. Güçlü ol da. Dirençli ol. Hep ayakta kal.
Hamit annem. Sağ ol. Hadi sen de sağlıyor. Ah canım evladım. Güzel kızım benim. Şöyle hayırlı bir kısmet çıksa da.